Bana neden öyle bakıyorsun? Annapurna, ben... Lakshya'nın ne kadar değiştiğini sana söylemiştim zaten. Ne kadar olgunlaşmış. Sense onun için endişelendiğini söylüyordun. Oğlum çok yalnız kaldı. Onun mutlu olduğunu mu sanıyorsun? Dışarıdan iyi görünüyor olabilir ama... Gözlerinde yalnızlığı görüyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Svara'nın bu eve gelmesine asla izin veremem. Ben sadece sana korktuğum şeyi söyledim. Hatırlasana. Bir zamanlar Sanskar'da oğlumuz Lakshya gibiydi. Hep gülerdi, neşeliydi. Tüm işlerimizle o ilgilenirdi. Ama o olaydan sonra Sanskar'ımızın geldiği hale bak. Görmüyor musun? Alo efendim. Ben Nakul efendim. Efendim, Lakshya fabrikada değil. İki kızla birlikte kaleye geldiler. Peki. Sen bana haber vermeye devam et, tamam mı? Evet. Ben buradayken asla mutlu olamazsın Lakshya. Raginil'in planı başarılı olursa Svara ile bir araya gelebilirsin. Ama ben buna izin veremem. Sen ve Svara asla birlikte olamayacaksınız.